gençler. Karışımlar 3 ile kaldığımız yerden devam ediyoruz. Bu derslik konumuz derişim birimleri. Derişim birimleri içerisinde kütlece yüzde derişim, hacimce yüzde derişim, ppm olayı, ve ozmoz olayı. Kütlece yüzde derişim. Bir maddenin çözeltideki çözünme miktarıdır arkadaşlar. Çözelti dediğimiz, daha önce de belirtmişizdir. Çözücü artı çözünen bileşenleri toplamıdır. Çözeltinin kütlesi her zaman çözücü artı çözünenin kütleleri toplamına eşittir. Kütlece yüzde derişimi yüzde çözünen eşittir. Çözünenin kütlesi bölü çözeltinin kütlesi çarpı 100 ile hesaplarız. 800 gram kütlece %20'lik şekerli su çözeltisinin içerdiği şeker ve su kütleleri kaçtır diye sorulmuş. Formül üzerinden değil de daha mantık üzerinden çözecek olursak, çözeltimiz 800 gram. Bunun %20'si şekerdir arkadaşlar. %20 olarak hesaplarsak 160 gram şeker bulunmakta. 800 - 160 640 gram da su bulunmaktadır. Bir diğer soruya bakalım. 1.4 gram yoğunluğu 1.4 gram bölü mililitre olan kütlece %40'lık 200 mililitre A sulu çözeltisinde çözünmüş A kaç gramdır? Şimdi burada bize yoğunluk verilmiş. Ve hacim verilmiş. D eşittir M bölü V'den yararlanarak kütlesini bulabiliriz. 1,4 eşittir M bölü 200'den. Bir sıfırımızla virgülümüzü yok ederiz. Ve bizim çözeltimiz 280 gram olur. Şimdi %40'lık olarak verilmiş. Demek ki 280 gram çözeltinin %40'ı bize çözülmüş olan A'yı verecektir. Buradan yararlanarak 112 gram A çözülmüş halde bulunur. Diğer sorumuza bakıyoruz. Kütlece %40'lık 200 gram şekerin sulu çözeltisine kaç gram su eklenirse çözelti kütlece %10'luk olur. Şimdi 200'ün %40'ı 80 gram şekerimiz varmış. Yeni yüzdemiz, eklenen bir şeker yok. Su ekleniyor. Yani çözücü ekleniyor. Yeni yüzdemiz %10. Çözünenimiz 80 gram. 200 gram çözeltim vardı ve üstüne su eklendi. Buna bağlı olarak bizim yeni çözeltim miktarımız 800 gramdır.
Dolayısıyla eklenen şekerimiz de su miktarımız da 600 gram olur. Bir diğer sorumuz. %40'lık 400 gram tuzlu su çözeltisi ile aynı sıcaklıkta kütlece %10'luk 200 gram tuzlu su çözeltisi karıştırılırsa son durumda çözeltinin kütlece yüzdesi kaç olur? 400 gramın %40 ne eder arkadaşlar? Tabii ki 160 gram tuz eder. 160 gram tuzumuz, 240 gram da suyumuz varmış bu çözelti içerisinde. 200 gramın %10'u, 20 gram tuzumuz, 180 gram da suyumuz varmış. Toplam tuz miktarımız ve toplam su miktarımız ne oldu? 180 gram tuzum ve 420 gram da suyumuz varmış. O zaman biz yeni yüzdeyi hesaplayalım. Çözünenin kütlesi 180 gram. Çözeltimizin kütlesi 180 artı 420 çarpı 100 diyoruz. Buradan 180 bölü 600 çarpı 100. Yeni çözeltimiz %30'luk olur. Evet. Sanırım son sorumuz. Yoğunluğu verilmiş. İlk başta çözdüğümüz soruya benziyor. Birazcık daha farklı detayı var. Öz kütlesi verilen bir çözeltimiz var. Çözeltimiz 500 mililitre. Yine D eşittir M bölü V, yani yoğunluk eşittir kütle bölü hacim formülünü kullanarak 1,84 M bölü 500 diyoruz. İki sıfırımız virgülümüzü gönderiyor. M eşittir 2, 5 kere 8, 40, 42, 4, 920 gram çözeltimiz varmış. 920 gram çözeltinin %63'ü nitrik asitmiş. Buradan biz HNO3'ün kütlesini bulmuş olduk. İşlem kolaylığı için 92 çarpı 63 bölü 10 olarak ifade edelim. 1 mol nitrik asit 63 gram ise 92 çarpı 63 bölü 10'umuz kaç mole denk gelir? Şimdi bizden mol olarak isteniyor. 92, 63, 10, o da eşittir 63 dedik. Sadeleşti. Dolayısıyla bizim molümüz 9,2 mol oldu. Evet arkadaşlar. Bir diğer dersimizde görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın arkadaşlar.